ölümle hayatın yaratılmasının esprisi, maksadı neymiş? Kimin daha güzel iş yaptığının ortaya çıkması için. Koronadan yitirdik. Haydarbaş'ın bayrağını oğlu Hüseyin Baş devraldı. Hadi delikanlıysan hodri meydan diyor. Şu millete faizsiz krediyi ver. Elinden tutan mı var? Bağımsız Türkiye Partisi de Millet İttifakı'na mı katılacak? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş canlı yayında. Hiçbir şeyden gururlanmadım onun evladı olmaktan fazla. Ve hiç de istemedim onun evladı olmaktan fazlasını. Flash TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bir basın kulübü programıyla daha karşınızdayız. Genel yayın yönetmenimiz Hakan Ergün de bizlerle ve değerli konuğumuz da bizlerle. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiniz. Flash TV stüdyolarında. Ben teşekkür ederim. Bizlerle olduğunuz için. Tabii ki gündemimiz hem yoğun hem sizlerle ilgili merak edilenler var. O yüzden ben ilk sorumla da başlamak istiyorum aslında. Babanızdan devraldığınız önemli bir koltuk var, sorumluluk var. Ve Haydarbaş'ın vefatından sonra partinin başına da geldiniz. İlk olarak şu çok merak ediliyor. Neyi amaçladınız, neyi hedeflediğiniz? Biraz bahseder misiniz bize? Bu soru çok geliyor tabii. Soruya girmeden önce Flash TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı, fırsatı verdiniz. Flash TV tabii biz uzun yıllar evlerimize misafir ettik. Daha sonra bir ara oldu. Şimdi tekrar yayın hayatına başladı. Takip edebildiğim kadarıyla çok da güzel bir yayın çizgisi var. Tebrik ediyorum. Neyi amaçlıyoruz? Siyasi partiler her zaman iktidarı amaçlar. Bu bütün üniversitelerde, siyaset bilimleri fakültelerinde öğretilen derste birinci maddedir. Dolayısıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin de temeldeki amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iktidarı eline almak ve milletine hizmet etmektir. Bizim de amacımız budur. Peki bu iktidarı niye alacağız? Buna niye bu kadar hevesliyiz, bu kadar istiyoruz sorusunun tabii çokça argümanla cevaplanabilecek bir soru ama temelde şunu söyleyebiliriz. Türkiye gerçekten hem ekonomik anlamda hem sosyopolitik anlamda, kültürel anlamda çok ciddi bir sıkışma içerisinde. Özgürlüklerin kısıtlandığı, hukukun, kanunların, kurallarının, kaidelerin işlemediği, ekonomik anlamda hiçbir çözümün ortaya konmadığını görüyoruz. Ve bizim bunların tamamına verebilecek bir cevabımız ve oluşturabilecek bir çözümümüz var. Dolayısıyla biz bu millete hizmet etmek için Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti, Atatürk'ün de hedef gösterdiği muhasır medeniyetler seviyesine, hatta daha ilerisine götürebilmek için bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. Zaten babam 2001 yılında bu partiyi kurdu ve 20 yıl civarı bu millete hizmet etmek için bir yarış, bir savaş verdi. Ve dolayısıyla bugünkü konularımız içerisinde de muhtemelen vardır. Kesinlikle. Bağımsız Türkiye Partisi'nin bugüne kadar aldığı oy, Bağımsız Türkiye Partisi'nin vatandaşımız tarafından... En son oyumuz ne kadardı? En son oyumuz %0.2 idi. Yani kaç... Ya 100 küsür bin oyumuz vardı. En son aldığımız oy. Yani biz de aslında bu oyla Türkiye'de çok bir şey yapılamayacağını biliyoruz. Yani bugün bir temsili demokrasi sistemi var ve dolayısıyla meclisin dışında kaldığın sürece aslında hiçbir siyasi kararda söz hakkın yok. Ama bizim bu kararlara edecek bir etkimiz var. Biz Türkiye'nin gidişatına bir etkide bulunabiliriz ve doğru yolu gösterebiliriz. Bu noktada biz her zaman samimi durduk. Ve şu konuda da çok iddialıyızdır. Bizim içimizde hiçbir zaman küresel güçlerin, emperyalist sermayenin veya farklı oluşumların hiçbir etkisi olmamıştır. Bizim içimizde barınamamışlardır. Mesela bir televizyon programına katıldığımda bana şu sorulmuştu. Dendi ki, ya çok FETÖ'ye laf söylüyorsunuz. Geçmişte babanız bunu ilk söyleyen insanlardan, bunu ortaya koyanlardan hiç korkmadınız mı diye bir soru sorulmuştu. Ben şöyle bir cevap vermiştim. Ben FETÖ'den mi korkmadınız? Evet. Yani o dönemde ki biliyorsunuz Türkiye'de astığım astık, kestiğim kestik bir durumdaydılar. Gerçi bugün evet, babanızı bile paketleyebilirlerdi o ara. Paketlemek çok doğru bir tabir değil ama çok zorluk üzerine çıkarabilirlerdi. Çok... Yani Cübbeli Ahmet'in bile üzerine gittiler mesela. Evet, çok mesela. Üstümüze geldiler zaten. Çok şey yaşadık. Ama şunu biliyoruz. Orada da bunu söyledim. Ben FETÖ'den niye korkayım dedim. Ben FETÖ'den hiçbir zaman ihale almadım. FETÖ'nün açtığı kadroların hiçbirinde yer almadım. Ben ve arkadaşlarımın hiçbiri. Babam ve arkadaşlarımızın hiçbiri. Ve dolayısıyla bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Hani derler ya, ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. Biz her zaman bu durumdaydık. Dolayısıyla aldığı oy,
etkilediği insan, bunların tamamından bağımsız olarak bu vatana, bu millete, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet çizgisinde hizmet edecek birilerinin her zaman olması şimdi lazım. Bu noktada hakikaten... Hatta bir videomuz da var yine Haydarbaş'la ilgili Atatürk'ü anlattığı bir videomuz. İsterseniz onu da bir hatırlayalım. Hay. İzleyelim, hemen paylaşalım, sonrasında devam edelim. Tabii. Mustafa Kemal'e ne diyorlar? Bu adam dinsiz. Öyle mi? Öyle korkak konuşuyorlar. Lan ben varım ya. Şimdi gelin, Mustafa Kemal dinsiz mi değil mi? Burada bir kapı açacağım size. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk neydi? Müslüman. Müslüman. Şimdi Türk kelimesini kaldır. Ne mutlu Müslümanım diyene. Mustafa Kemal'in ifadesi dedi bu. Şimdi hortlayanlar, çatlayanlar buna karşı. Bunu parçalamaya karşı. ...72 milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal, dinsiz, bu milleti paramparça etmek isteyenler Müslüman. Hayır! Sizin ihanetinizi, sizin ihanetinizi dünyadaki şeytanlar toplasa vallahi yapamaz, billahi yapamaz. Var mısınız? Yok sen efendim, ne mutlu Türk'üm diyene dersen o da şunu der. Diline şakarısı soksun. Onun altında yatan manaya baksana sen. Git Avrupa'ya, ne diyor? Bunlar Türk. Hayır, Müslüman. Öyle değil mi? Ben Bosna'ya gittim, buna şahit oldum. Avrupa'ya gittim, buna şahit oldum. Namaz kılarken gördü beni, Türk dedi. Arabı görüyor, Türk diyor. Niye Müslüman? İşte bütün dünyanın manzarası Haçlı'nın önünde Müslümansın. Adın Türk'tür. Bu ruhu bu millete vermedikten, bu milleti kardeş yapmadıktan sonra vallahi de billahi de bütün yapılan işlerin tamamı oyundur. Bunu bozmaya var mısınız? Şimdi baktığımızda tabii ki partiniz, yani Bağımsız Türkiye Partisi, hem dindar hem de Atatürkçü bir anlayışta adeta ezber aslında bozuyor. Tabii çelişiyormuş gibi görünüyor. Evet. Bizim cumhuriyet tarihi hep bu çelişkiyle dolu. Hep Atatürk ve dindarlık, Müslümanlık böyle bir araya hiç gelmiş konmadı. Hep bir sanki kutuplaşma gibi kondu ama farklı bir şey. Evet. Evet. Ve siz bu da tarihi bir konuşmadır. Hiç kimsenin unutmadığı, belleklerden silinmeyen. Evet, hemen bugün sizin geleceğinizi duyunca hemen herkes aşağıda haber merkezinde Haydarbaş'ın o müthiş bir konuşması vardı dediler. Evet. Herkesin bildiği, akıllardan silinmeyen, aslında hafızalardan silinmeyen bir konuşma kesinlikle. Ben de bunu da biraz sormak istiyorum. Çünkü yıllardır işte Atatürkçüler dindar kesime, dindar kesimde Atatürkçülere sıcak bakmıyor gibi algılanıyordu. Ama Bağımsız Türkiye Partisi bir nevi aslında bu inanışı da yıkıyor da diyebiliriz. Bunu nasıl açıklarsınız? Babanızın izinden mi gidiyorsunuz? Fazlasıyla galiba. İnşallah. Şimdi tabii bu çok uzun uzadıya bir konu ama şöyle özetleyebiliriz. Babam bu konuda çok ciddi emekleri vardır. Yıllarca bu konuyu anlattı. Şimdi Lozan'da Atatürk Türkiye'nin tapusunu alıyor. Bunu da ilk defa hani bu cümlelerle ortaya koyan babamdı. Daha sonra bu çok popüler bir cümle haline geldi ama Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir, tapusudur. Kırmızı çizgi orada hani sınırlarımızdan bahsettiğimiz kırmızı çizgi, evet, anlamında Türkiye'nin tapusudur demiştir. Lozan'da ihtilaf devletleri birleşiyor ve Türkiye'nin üstüne geliyorlar. Diyorlar ki azınlıkların hakkını vereceksin. Senin içinde Kürt var, Laz var, Çerkez var, Ermeni var, Rum var, Süryani var. Var oğlu var. Hani 36 etnik grup diye hep Türkiye'den bahsedilir. Mustafa Kemal Atatürk çok net bir çizgi koyuyor ortaya. Diyor ki bu bahsettiklerinizin hepsi Müslümandır. Müslüman olan da Türktür. Ve bunların hiçbiri azınlık değildir. Burada aslında bunu Atatürk yapmıyor. Bu kültürel bir öğe. Hacı Bektaş Anadolu'ya geldiğinde annesi Türk Hacı Bektaş'ın. Ve annesine o kadar bağlı ve seven bir insan ki
insanları, Anadolu'da yaşayan insanları Müslüman yapmaya başlıyor. Müslüman yaptıkça bunlara isimler koyuyor. Sen Türk Ahmet'sin, sen Türk Mehmet'sin, sen Türk Hasan'sın, sen Türk Hüseyin'sin diye. Ve dolayısıyla Anadolu'nun mozaiğini Türklük üzerine kuruyor. Ama gayreti Müslüman insanlar oluşturmak. Yani bu tarihi kayıt bu şekilde geliyor. Ve bu kültürel geçişin sonunda işte Lozan'da bizim üstümüze gelmeye çalışanlara Atatürk bu tarihi cevabı veriyor. Bunlar Müslümandır ve Türktür. Burada bizim gayret ettiğimiz, anlatmaya çalıştığımız şey şu. Herkes Müslüman olsun, Türk olsun. Herkes Türkse illa Müslüman. Böyle bir derdimiz yok. Beşerin beş dini olur, on dini olur. Bu bizi ilgilendirmez. Buradaki mesele şu. Bizim üstümüze gelip bizi parçalamak isteyenler bizi bu unsurlardan dolayı ayrıştırmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim, böyle bir durum yok. Atatürk'ün hayatında da böyle bir durum yok. Kendisi Atatürk'le ilgili dediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinde hep şu anlatılmıştır. Atatürk işte hani babam söylüyor az önce Müslümanlarla çelişme hep. Çelişti işte, hani babamın söylediği gibi diline eşek arısı soksun. Rakı masasında Cumhuriyet kurdu. Atatürk'ün Cumhuriyet kurduğu yer, hani getirseydik keşke babamın kitabını. Hoş geldin Atatürk kitabını yazmıştır. Evet, evet. Kitapta hepsi tarihi şahitlerle anlatılmıştır. Yani bunu yaşayan insanlar ve o insanların çocukları, torunlarıyla. Atatürk Hacı Bektaş dergahına gidiyor. Dergaha 3 gün kapanıyor. Cemalettin Efendi ile beraber. Ve orada Cumhuriyet kararını alıyor. Oradan, dergahta Cumhuriyet kararını alıyor. Ve ben bundan sonra şunu söylemiştim. Malumunuz son dönemlerde Diyanet çok tartışılıyor ülkede. Evet, fetvalarıyla özellikle. Özellikle fetvalarıyla. Toplumu ayrıştırıcı unsurları ortaya koymasıyla. Ya dedim ki kardeşim, bu kadar demokrasi ve bu kadar bizim birbirimize saygımız varsa Diyanet İşleri Başkanımız Alevi olsun dedim. Mesela bunu niye hiç bu ülke tartışmıyor? Bunu niye hiç konuşmuyor? Yani bu ülkede Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun. Alevi olsun, Caferi olsun, Şii olsun. Ne zararı var? Yani niye Sünnilik üzerine? Bu çok önemli. Evet. Bir başlık çıktı. Diyanet mesela, İşleri Başkanı Alevi olsun. Din mesela bunun tekeli altında mıdır? Çok netçe soruyorum ve bütün dini hüküm vericilere, ki dinin hüküm verisi olmaz normalde ama hani bugün itibariyle çokça var ya, dini hüküm verenlere soruyorum. Bir mahsuru mu var? İşte biz bu kültürü taşımak istiyoruz. Niye istiyoruz? Atatürk Alevi dergahında, Bektaşi dergahında Cumhuriyet kurdu. Ya bu dergahtan çıkan karar bak ne kadar hayırlı. Biz bugün Cumhuriyet yaşıyoruz. Ve dolayısıyla işte o Lozan'daki bu ülkeyi parçalamak isteyenlerin karşısına koyduğu cevapla birlikte biz de diyoruz ki ya kardeşim, bizi birleştiren unsur bu. Sonra Atatürk'le ilgili mesela babam bunu söylediğinde o kadar çok bu tartışıldı ki. Yani neler neler söylendi. Ama babam bunu uydurmadı ki. Bunu tarihi kayıtlardan, şahitlerinden öğrendi. 7 yaşında hafız olmuş Atatürk. Ha ben demiyorum ki Atatürk 7 yaşında hafız olmuş, bütün millet hafız olalım. Şunu demek istiyorum. Atatürk dinine bağlı bir insandı. Ve bu milleti paramparça etmek istemelerinin temeline hep bunu koydular. Atatürk haşa dinsizdi. Cumhuriyet dinsiz bir yapı. Ki ona da bir zaman gireriz inşallah. Başka bir program artık. O uzunca bir konu. İnşallah. Cumhuriyet en dini, bizim dinimize uygun yönetim biçimidir. Mesela laiklik çok tartışılıyor. Ya laiklik niye var? O kadar bunu ben insanlarla konuştum ki. Laiklik birileri kalkıp kafasına göre dini hüküm koymasın diye var. Çok basit bir şey. Bakın bir Osmanlı Devleti yıkılıyor. Arkasına bir cumhuriyet inşa ediyorsunuz. Ve pek rahatlıkla Atatürk çıkıp şunu söyleyebilirdi. Bundan sonra halifeniz benim. Bir engeli var mıydı? Yok. Kim ne diyebilirdi? Ol diyenler bile var o dönemde. Bitti. Bundan sonra saltanat da benim soyumla devam edecek. Ülkenin adı da Mustafa Oğulları. Ol diyenler var. Mustafa Oğulları ülkenin. Ol diyenler de var. Bir sürü. Atatürk hepsini elinin tersiyle itiyor. Bu inanmadığı için değil. Bunun dini olmadığını bildiği için. Bu İslami değil ki. Bunu bildiği için elinin tersiyle itiyor. Ve diyor ki Cumhuriyet, egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir. Ve çıkıyor, saraylar yıkıyor. Biz bugün yerine saraylar yapıyoruz. Çıkıyor egemenliği bir tane adamın elinden alıp bütün millete veriyor. Biz bugün milletin elinden egemenliği alıp atanmışlarla bakanlık yaptırıp egemenliği tek bir adamın eline veriyoruz. Yani bizim çizgimiz bu. Atatürk'ün izinden gidelim. Atatürk'ün yolundan gidelim. Bakın beni o kadar çok rahatsız eden bir konudur ki ben vatanına, milletine gerçekten her şeyini verme noktasında iddialı olan biriyim. Yarın başımıza bir iş gelir. Hani konuşmak kolaydır.
ne kadar hayata geçirebiliriz bilmiyorum. Eğer öyle bir gün yaşarsak inşallah bu vatan için her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Veririz diye umut ediyorum. Ve bugün dilimizde bu var. Peki ben bunu neye borçluyum dersek en basitinden şuna borçluyum diyebilirim. Biz her gün andımızı okuduk. Her sabah. Her sabah. Evet. Ve bu ülkede andımız kaldırıldı. Ben şu soruyu hep soruyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Gidiyor. Ya bu cümleler içerisinde Türk olan birini, bu vatana, bu millete hizmet etmek isteyen birini hangi kelime rahatsız edebilir? Niye bundan rahatsızlık duyduk? Bakın yeni nesiller geliyor ve biz bu yeni nesiller üzerinden bir ülke inşa etmek istiyoruz. Yani ülkeyi bunlara emanet etmek istiyoruz. Sizler de öylesiniz, bizler de. Peki bu nesillere, bu vatanın, bu milletin kutsiyetini nasıl bırakacağız? Hangi duygularla bırakacağız? Geçenlerde bir anket gördüm. Vatanın için canını verir misin? Gençlere sorulmuş, %90'a hayır diyor. Çünkü insanımızı devletle ayrıştırdılar. Devlet denen şey benim ya. Devletsizsiniz, devletsizsiniz. Bizi çıkarın, örnek veriyorum, işte uzak doğuda bir yere yerleştirin. Artık bizim devletimiz o olacaktır. Çünkü bu devleti biz kurduk. Bizim dedelerimiz kanlarıyla suladı. Ama bugün devletin bütün organları, fabrikaları, yatırımları, her şey, madenleri yok pahasına satıldı. Yok pahasına verildi. Size sordular mı? Yok. Bana sordular mı? Hayır. Ve dolayısıyla ne oldu? Demek ki devlet başka bir kurum. Devlet başkaca bir kurum. Vallahi bana şimdi bir CHP'li gibi konuşuyorsunuz. Siz konuştukça sanki CHP'liler keşke benim CHP'li gibi konuşsa. Biri konuşuyor gibi. CHP'liler keşke benim biraz gibi. Biraz da bir CHP'deki eksiklik mi yaptı Türkçülük konusunda o zaman? Ya ben şimdi orada tabii eksik gördüğünüz bu, noktalar var mı CHP? Bu eleştiriye kısmında? Girmek çok özür dilerim. Bu arada kongrelerden de görüntüler de aktarıyoruz. Onu da altını çizerek söyleyelim. Kongre dönemindesiniz bir yandan. Birazdan onu da soracağım. Evet. Vaktimiz yani yetince. CHP'liler gibi konuşuyorsunuz Atatürk ve Müslümanlık konusunda. Ya biz Atatürkçü olmak için CHP'li olmaya gerek yok. Müslüman olmak için Atatürk'e düşman olmaya gerek yok. Yıllarca böyle kandırıldım. Ben Atatürkçüyüm. Ben bu ülkedeki iddia ediyorum. En büyük Atatürkçü benim. Varsa daha büyüğü çıksın. Ben iddia ediyorum bunu. Başka iddiası olan varsa gelsin. Ben Atatürk'ün cumhuriyetini yaşatmak için her şeyi yaparım. Ve mesele budur. Çünkü biliyorum ki Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet 100 senedir bütün sağanak yağmurlara rağmen, bütün olumsuz hava koşullarına rağmen ayakta durmuştur. Evet. Ve Atatürk, bakın geçenlerde 29 Ekim'de Cuma'ya denk geldi. Cuma hutbesinde Atatürk'ten bahsedilmedi. Hemen akabinde bir kongremiz vardı. Orada dedim ki, ya kardeşim Atatürk'ün yazdığı, benim babamın kitabında hepsi yazıyor. 52 tane hutbe var. 52 hutbe bak. Yılda 52 hafta var. Atatürk 52 tane hutbe okutmuş. Kendisi yazdırtmış. Ve hutbelerin içinde bir okusanız. Düşünün Ramazan'a denk gelen hutbede diyor ki namazınızı kılmadan fitrelerinizi verin. Ya ona kadar en ince İslami öğretinin detaylarına kadar hepsi mevcut. Ya dedim bu ülkede biz niye hutbe arıyoruz? Atatürk 52 tane hutbe yazdırmış. Her hafta bir tanesini çıksın Diyanet okutsun. Ne zararı var? Ve yazdığı her şey bugün güncel. Niye güncel? Sebebi şu. İşte azıcık din sosyoloji ve psikolojisine hakim olan biri bunu bilir. Din değişmedi. 1400 yıldır din aynı. Değiştirildi mi? Birileri çıkıp farklı yorumlamış olabilir. Birileri çıkıp farklı şeyler sokuşturulmuş olabilir. Ama din değişmedi. Ve Atatürk bu gerçeği bildiği için ortaya 52 tane hutbe koydu. Yani milletimizin bilmesi gereken şu. Bu cumhuriyetin kurucuları Müslümanlardır. Ve bu cumhuriyeti biz onlara borçluyuz. Atatürk'ün yanında savaşanlar, o kadınlar, o gençler tamamı Müslümandır, bu vatanın evladıdır. Bugün karşısına çıkıp bunu yıkmak isteyen hiçbiri de Türk ve Müslüman değildir. Bunda da iddialıyım. Yani biz neler duyduk bu ülkede? Yunan galip gelseydi dediler. Doğru mu? Ne demek şimdi bu? Neyi ifade etmeye çalışıyorsun? Yani sen kalkıp bütün ibadetlerini yaşayabildiğin, bütün özgürlüğünü yaşadığın bir coğrafyada dinle ilgili bir savaş halindesin. Cumhuriyetin kurucusuyla. Neyi yaşayamıyorsun ya? Ama o bitmek bilmiyor ki. Kurtuluş Savaşı sürecinde de biliyorsun hilafet makamı idamını bile istiyor Mustafa Kemal'in. Yani o çekişme oradan başlıyor. Bağımsızlık savaşında bile başlıyor. Kesinlikle. Dediğiniz doğru. Müslümanlar tabii ki Müslüman bir ulus şahlanıyor. Kürt mü Türk mü diye bakmadan. Fakat öbür taraftan da resmi makam İstanbul'daki işgal altındaki
yöneticiler hilafet makamı Atatürk'ün kellesini istiyorlar. Hatta bazı bölgelerde çok iyi biliyoruz hilafetin emrine uyarak düşmana tırnak içinde yani Yunanlı'ya şuna buna işte o ekmek tuz şeker bile ikram ediyorlar. Böyle bir İslami kırılma da var Kurtuluş Savaşı'nın içinde. O da hilafet makamından kaynaklı. Mesela Cumhuriyet kurulduktan sonra işte ayaklanmalar oluyor belli bölgelerde. Evet. Hepsi dini ayaklanmalar. Yani Kürt ayaklanmaları hiçbiri bile dini ayaklanma motifli. Değil işte. Dini değil işte. Ben de onu demek istiyorum. Hiçbir şey Said değil. Şeyh Said'de dini motif var. Şeyh Said Cumhuriyet'ten dini önce oluyor mu? Etkiler mi var acaba? Ha Cumhuriyet kurulduktan doğru haklısınız. Dini kullanan etkenler. Ha. Yani evet. Bakın. Alet ediyorlar yani. Şimdi aslında benim konum bu değildi ama hani girmiş olduk. Girdim. Örneğin İskilipli Atıf idam edildi. İskilipli Atıf. İskilipli Atıf. İskilipli Atıf Müslüman olduğu için mi idam edildi? Veya Müslüman olduğu için mi ayaklandı? Niçin? İskilipli Atıf Yunanlarla birlikte olun bildirisini bölgesinde dağıttıran insan. Yunanlarla birlikte olun. Kurtuluş Savaşı'na katılmayın diyor. Mesela tek kezaviyeler kapatıldı. O zaman bildiriler dağıtılıyor. Savaşa katılmayın. Tekke ve zaviyeleri niye kapatıyor Atatürk? Çünkü burada bir İslam yaşanmıyor ki. Burada bir din yaşanmıyor ki. Din alet ediliyor. Kesinlikle. Mesela bizim oralarda çok meşhurdur. Allah şefaatinden ayırmasın. Bizim oralar dediğiniz Trabzon'da. Haçkalı Baba belki bilirsiniz. Hı-hı. Haçkalı Baba. Çok büyük bir İslam alemidir. Hani öyle anlatılır. Biz tabii tanımıyoruz. Cumhuriyet dönemlerinde Atatürk'le birlikte oluyor. Sizin bu coğrafyada gördüğünüz Müslüman geçmişimizde olan tamamı Atatürk'le birlikte olmuştur. Ama ne zaman ki Yunan'ın sermayesi devreye girmiştir, İngiliz'in sermayesi devreye girmiştir, yani dış mihraklar devreye girmiştir. İşte o zaman Atatürk'ün karşısına çıkın demişlerdir. İşte bugün hani niye kızıyorsunuz CHP benim gibi Atatürkçü olsa diye sorarsanız Tunceli'de anılan insanların Atatürk düşmanı olmasından dolayı CHP tarafından anılan insanların işte bu yüzden kızarım ben. Bu doğru bir şey değil. Çünkü Atatürk bu ülkede Müslüman mısın? Atatürk'le Müslüman olabilirsin. En doğru Müslümanlığı ortaya koymuştur. Seyit en güzel o yaşamıştır. Anlayamadım. Seyit Rıza'yı diyorsun. Evet. Evet. Yani dolayısıyla... O da aslında çok tartışmalı bir şey. Yani biraz dini motif benim için var. Tartışmalı bir şey değil. Atatürk'ün... Bakın Cumhuriyet Hayır, şöyle kuruluyor. Tartışmalı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında orada bir kalkışma oluyor. Üzerine de sert gidiliyor tabii. Ama Cumhuriyet de ne yapsın yeni kurulmuş. Vergi vermem diyor. Şunu yapmam. Ben seni dinlemem. Sınırlarını korumaya çalışıyor. Küçülmüş zaten Osmanlı'dan sonra. Çok tartışmalı konu. Yani bu şey gibi. Ben de Giresunluyum ya. Bizim Giresunların Topal Osman'ı her şekilde savunmaları gibi. Bazılarına göre de Topal Osman'ın Susurluğun öncülerinden biri olması gibi. Yani tetikçi gibi de bakılır Topal Osman'a ama Giresun'da Topal Osman'ı herkes sever. Tunceli'de o yüzden aynı şekilde evet. O bir ders misali. Ama bir bizim tarihi var. Öyle algılamak gerekiyor. Gerçek datalarla öğrenmemiz lazım. Evet özellikle gençlerin değil mi? İşte aynen öyle. Tarihini gençlerin bilmeyen kimliğini kaybediyor. Ve burada işte Haydar Hoca'nın bu devlete ve bu millete yaptığı en büyük hizmetlerden biridir. Atatürk'ü tanıtmıştır. Atatürk budur demiştir. Yani kavga etmeye çalıştığımız şey hani belli muhafazakar insanlardan bahsediyorum. Ya bunu CHP bile başaramadı. Yani Atatürkçü Müslümanlık'ı CHP'lerinde en az yani bir kısmı da vardır deisti şunu bunu ama hepsi %70'i. Ya beni 80'i, destekleyen de deist var. Beni destekleyen de ateist vardır var. Tabii. Ama yani bu şu demek değil ki Atatürk'ün kimliğini Müslüman değiştirelim. Değiştiremezsin ki bu yaşamış. Gerçeği ve olduğu gibi ama bunu lazım. CHP anlatamadı. Yani evet. Kaç işte 1923'ten beri kurulduğundan beri CHP bunu anlatamadı. Atatürkçülüğü, Müslümanlığı hep nedense bir CHP'nin karşısında dini motifli bir dini motifi kullanan bir muhalefet oldu. Siz nasıl anlatacaksınız? Evet. Siz de 100 bin kişiyi anlatabilmişsiniz sonuçta. İşte bundan sonra daha da fazlasını anlatıyoruz. Şimdi, mesela beni evet. Çok etkilemiştir. Düşünün Cumhuriyet'i kuruyorsunuz ve devletin başındasınız. Öyle bir vatandaşınız var ki. Sizden önceki devletin başındaki adama Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bakıyor. Böyle bir kudretiniz var. Ve Atatürk'ün kendi parasıyla aldığı Atatürk Orman Çiftliği'ni milletime bırakayım diye meclis başkanına özel kanun çıkarttırıyor. Diyor ki bak ben ölürsem bu kız kardeşime kalacak. Bu diyor benim milletime kalması lazım. Bu kadar ince düşünen bir insan böyle bir kudrete sahipken bu kadar ince düşünüyorsa bunun emin olun Allah korkusundan başka hiçbir açıklaması yoktur. Yani Atatürk böyle bir insandı. Ben size şu şeyde takıldım aslında. O arada o bir saniyede geldi geçti. Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun. Bunu CHP bile söyleyemez. Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun,
Caferi olsun. Ya sonuçta da %90 Sünni ağırlıklı bir toplum ya da %80 diyelim. Yani niye bu kadar bu konuda rahatsınız? Yani Diyanet'in içinde her türlü mezhep yani temsil edilmeli. Hep öteden beri savunduğumuz bir şey. Ama Hristiyanlar da temsil edilmeli. İşte Museviler de edilmeli. Çünkü bu ülkenin 1000 tane de olsa, 2000 tane de olsa Hristiyan Musevi şey var. Ya peki Diyanet'in başında bir Hristiyan da olsun der misiniz? Ya şimdi Diyanet'in başında bir Hristiyan olsun şöyle demem. Toplumun ağırlığı Müslümanlardan oluşuyor. Ya şimdi ben mesela oluşuyor. Düşünsene Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da Diyanet İşleri Başkanı Müslüman olsun diyoruz. Ya bunun bir karşılığı da yok. Yok. Ha bu şu demek değil. O insan dinini yaşayamasın. Bu demek değil. Herkes dinini yaşayabilir. Ama Alevi olmasının bir karşılığı var diyorsunuz. Ama Alevi zaten Müslüman. Müslüman. Yani sadece sizden benden bir farkı yok ki. İşte yıllarca mesela bu milleti böyle ayıktırdılar. Mezhepler üzerinden değil mi? Kesinlikle mezhepler üzerinden, Atatürk üzerinden, ırklar üzerinden, siyasal bakış açısı üzerinden. Şimdi böyle olunca başkalarının bunu söyleyememesinin sebebi de benim kanaatim, benim işte bu gençliğim ve farklı bakış açım. Şimdi genç demişken ben de aslında şunu sormak istiyorum. 30 yaşındasınız değil mi? Evet. Genç bir lidersiniz ve böyle de büyük bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. İzleyicilerimiz arasında genç kitle de oldukça fazla. Rejiden de bilgi geldi. Hayli yoğun bir ilgi var şu anda yayınımıza. Şimdi gençlerle iletişiminiz nasıl? Özellikle seçmen profili nasıl? Nasıl hitap ediyorsunuz gençlere özellikle? Neler söylersiniz? Z kuşağı üzerinden gitmeniz gerekiyor mesela. Siz Y mi oluyorsunuz? Ben bu harfleri karıştırdım. Y bize oluyor. Milenyum kuşağı deniyor. 30 yaşında olduğu için milenyum. Y bizim bir üstümüz. Bize milenyum deniyor. Bizden sonrakine Z. İşte benim çocuklarım var. Biri 5 yaşında, biri 1 ay, 1 yaşında. Onlar alfabenin dışında artık şu onlar anda. Alfa kuşağı deniyor. İşte böyle kuşak isimler falan oluyor. Bu isimler dışında aslında bu bir anlayış meselesi. Yani hayata bakış açısına göre ayrılan bir kuşak meselesi var. Gençlerle iletişim nasıl dersek, benim gençlerle iletişimle zaten harika. Çünkü birlikteyiz zaten. Aynı şeyleri jenerasyon düşünüyorum. Olarak da yakınsınız. Evet, yani benim genelde yaşlılarla iletişimde bir problem olabiliyor. Siyasi aktörlerin de yaşını düşünürsek? Ya şimdi peki, mesela ben bunu çok çıkıyor. Söylerim. Siyasi aktörlerin yaşını dikkate aldığımızda 10 yıl sonra bunların hiçbiri yok. Yok yani, doğal olarak yok. Hayatın olağan akışı içerisinde baktığımızda 10 yıl sonra hiçbiri yok. Ama benim 20 yıl sonra mı bu insanlar şekillendirecek? Bunun bir mantığı yok diyorum. İşte gençlere de hep bunu söylüyorum. Bizim 20 yılımızı, 30 yılımızı 10 yıl sonra aramızda olamayacak insanların şekillendirmesi mantıksız. Kendi geleceğimizi kendimiz kurgulayalım. Kendimiz oluşturalım. O yüzden bu gençlik bana göre benim en büyük avantajım. Oy anlamında değil, bakış açısı anlamında, söylem anlamında. Hiç kimse evet bir Alevi Diyanet İşleri Başkanı olsun diyemez. Çünkü öyle tabular var ki insanların kafasında. Bizde bu tabular yok. Biz çok daha yeni nesil olaylara bakış açısı. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya genelde bizde böyle siyasi liderden demediğin genelde yaşı başını almış. Bir gazeteciler için de geçerlidir. Şimdi sözüm meclisten yani gizemden dışarı. Gazetecide de işte saçı başı ağarmış adam olsun. Hani onun lafı daha dinlenir gibi. Sende de böyle biraz ya bu da daha çocuk falan filan böyle hoşluklarla karşılaşıyor musun gittiğinde sağ olsun? Yani bana karşı tabii kimse öyle bir şey yapmıyor. Ama tanıdıktan sonra herkes seviyor yani. Güveniyor. O ki o bilgi iyiyiz. Aslında yaşla da ölçülmüyordur. Tabii yaşla elbette. Ölçülmüyor. Ya 30 yaş birçok şey için yeterli. Yani Fatih İstanbul'u kaç yaşında fethetti? 23 mu? 21. 21 yaşında fethetti. Yani evet. Genç yaşta mesela Büyük İskender deriz. Büyük İskender tabii. Öldüğünde 22 yaşında. Evet. 22 yaşında. Yani gençlik aslında çok büyük bir avantaj. Benim adıma da çok büyük İşte bir avantaj. Hazreti Muhammed de kaç yaşında peygamberlik geldi, kaç yaşında evet, öldü? Yani bugünün işte, tarzlarına göre hep 30 yaşlardan falan bahsediyoruz. Atatürk evet. Trablusgarp'tayken 20 küsur yaşlarındaydı. Yani bu çok büyük bir avantaj aslında. Niye ben koşarım? Niye ben çalışırım? Niye enerji ben sıkılmam? Var, ben yorulmam? Yani konuşurken ekran başında mesela uyumam. Gerçek yani, var. Yani bir de Trabzonluk var ki hayatta uyumazsınız. 24 saat uyanıksınız. Ya peki babandan sonra biraz böyle babadan oğla parti geçmesi de çok normal bir şey değil ama tabii sizin de bir belli bir grubunuz var. Kökenleri var. Belli bir inançtan gelen bir grup. Biraz böyle babadan sonra zorlandınız mı? Yani hani babadan Aydar oğla başında kısmı şimdi şöyle. Kuvvetli bir mirası vardı, karizmatik. Evet, tabii ki yani onun yerini doldurmak gibi bir niyetim zaten yok. Onun anlattıklarını anlatabilmek gibi bir derdim var.
bunu yapmaya çalışıyorum. Onun izinden gitmek. Evet, yani bu zor bir şey değil çünkü bu bizim hani içsel bir motivasyonumuza işlenmiş bir durum. Yani bunu her zaman yapmak zaten istiyorsunuz. Bugün ben bir partili de olmasam yine aynı şeyleri yapmaya çalışırım. Dünyanın başka bir ucunda da olsam bu ülke için yine bunları yapmaya çalışırım. Bu içsel bir motivasyon. E bir de o babadan oğla kısmında da yani... Nasıl oluyor başkaları, babadan oğla parti? Ha, başkaları böyle evlat yetiştiremediyse benim babamın suçu ne? Yani bu bence çok büyük bir avantaj. Parti sana rakip çıkabilir mi kurultayda? Çıkabilir, bunun önünde bir engel yok ama yani yarışırız, problem değil. Rekabete varım diyorsunuz. Yok, onu bilemem tabii ama şu an parti teşkilatlarımız çok diri, motive. Çok iyi çalışıyoruz. Genç yoğunluktan mı oluşuyor? Genç yoğunluğumuz bir hayli fazla. Kadınlarımız çok fazla, çok güçlü. Yani çok iyi bir teşkilatımız var ve herkes çok mutlu. Niye çok mutluyuz? Çünkü Türkiye'de hakikaten çözüm ortaya koyabilen bir siyasi iradeyiz biz bugün itibariyle. Her anlamda, ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Ya bakın, bu küçümsenecek bir şey değil. Hutbe tartışıyorsunuz. Ve bir siyasi parti çıkıyor diyor ki Atatürk'ün 52 tane hutbesi var. Tartışmayın artık. Türkiye'de böyle basit çözümler yok. Kimse bunları dillendirmiyor. Ben bunu dillendirebiliyorum. Ben hakikaten bu 52 hutbe işini unutup gitmişim biliyorsam da. Ya da işte Diyanet'i tartışıyorsunuz. Önemli, evet. Mesela faiz konusu. Birazdan ekonomiye muhtemelen gireriz. Ki onu da soracağım zaten. Mesela faiz konusu. Türkiye'de bunu söyleyen bir tane siyasetçi olmadı. Ve ben buna inandığım için söylüyorum. Elinden tutan mı vardı? Evet. Faiz %15, %20, %25... Ama vatandaşa faizsiz kredi verebilirsin. Bunun önünde hiçbir engel yok. Faize karşıysan değil mi? Faiz evet. Haram diyorsun. Faiz nas var diyorsun. Faiz nas mı? Yani ayetle evet yasak kılınmış bir fiil. Ama o tefeciliği anlatıyor galiba değil mi daha çok? Ya işte neyi anlattığına ben çok girmiyorum. Niye? Çünkü herkes bir şey anlatıyor diye giriyor. Ve sonunda herkese göre başka bir kavram çıkıyor. Laiklik bu yüzden gerekli. Herkese göre kavrama gerek yok. Sen yaşadığın ülkede hangi kurumsal söylemi ortaya koyman gerekiyorsa, hangi kurumsal fiili ortaya koyman gerekiyorsa devlet olarak koyarsın. Koymalısın da. Bugün yaşadığımız problem bu. Devlet olarak ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ve yapmamız lazım. Bakın bugün dolar bilmem kaç lira oldu? 13 lira, enflasyon 14 lira. Enflasyon da keza öyle. Enflasyon uçmuş. Alım gücü düştü. Her şey ortada. Her şey zamlandı zaten. Ben mesela şunu soruyorum. Ben iktisattan da az buçuk anlarım. Yani çok büyük bir iddiam. Eğitimiz ne? Hukuk fakültesi mezunuyum. İktisatta yüksek lisans yaptım. Yani şunu söyleyebilirim. %15 bugün faizlerimiz. %15 düşük bir faiz değil ki. Yani niye dolar burada? %15 düşük bir faiz mi? Dünyada kaç tane ülke %15 faiz veriyor? Hiç. Eksilerde bazıları. Ama ne problem var? İşte siyasi istikrar problemimiz var. Evet. Kavga problemimiz var. Bakın dünyada bürokrasi sınıfında olan herkes şunu bilir. Sen çıkıp dövizle, faizle, Merkez Bankan'la, işte mali kurumlarınla kavga edersen, hele ki ülkenin yöneticisi olarak dövizi fırlatırsın. Dünyadaki bürokrasi sistematiği içerisinde olan herkes bunu bilir. Ve bunu bugün bizim Cumhurbaşkanımız yapıyor. Sizce bu bilinçsiz bir şey mi? İşte bu farkındalık içerisinde yapılan bir durum. Doların buraya getirilmesi bilinçli, dolar alıp başını gitmedi. Doların buraya gelmesi istendi. Yoksa %15 faiz, dolar 8 liradan 13 liraya çıkacak. Niye? Size bir ekonomi kitabını yazsanız mı acaba? Babam yazdı işte zaten, milli ekonomi modeli. Evet. Bu konuda çok şey söyleyebiliriz. Peki siz yarın iktidara gelseniz, işte dolar bu durumdayken, enflasyon alıp başını gitmişken, alım gücü de düştü demin vurguladık. Neler yapardınız yarın iktidara gelseniz? Şimdi bunu detaylı anlatmak için bana bir program dizisi vermeniz lazım. Burada bunu anlatmak çok zor. Neye benzer? Şöyle söyleyeyim mesela. Size bir fizik kanunundan bahsedeyim. Evren yoklukta genişler. Her genişlemede yokluk var olur. Gizem eski fizikçidir, doğru mu? Evet, doğru. Doğru. Şimdi ben bu... hayranlıkla dinliyorum bir yaşta. Teşekkür ederim. Şimdi bu doğrulanmaya muhtaç bir konu değil mi? Çünkü bunu kimse bilmez. Kimse bilmez derken çok az insan bilir. Bununla ilgilenen bilir daha doğrusu. Hani bunu bilmek çok büyük bir şeylik değil, bilginlik değil ama bu bir bilgi konusu. Hani ben size bunu saatlerce anlatsam nasıl olduğunu, işte o kara enerjiden, black hole'lardan bir girsem, şimdi dersiniz ki ha bunu anladım. Şimdi ekonomi de böyle bir şey. Yani kalkıp şunu yapacağım, bunu yapacağım demekle aslında bunu anlatmak çok zor. Ama ben milletime şunu anlatıyorum. Biz milli ekonomi modeline sahip bir partiyiz. Biz parti programında farklı bir ekonomik modeli olan tek partiyiz. Kapitalist mevcut anlayışı tamamen yıkan bir anlayışa sahibiz.
Ve Türkiye'de köklü bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. İşte bu faizsiz kredi ver buna örneklerden biri. Ben konuşmalarımda bazı nükteleri kullanırım. Ama bu nüktelerin her biri iddialıdır ve gerçektir. Yapılmasını istediğimiz şeylerdir. Mesela faiz noktasında işte direkt dakika bir gol bir söylüyorum, faizsiz kredi verelim. Evet. Verelim işte, problem yok ki. Mesela bir örnek vereyim size. Çek, ticarette kullanılan bir mamül. Çek normalde baktığınızda bir kağıt parçası. Bu kağıda ben Gizem Hanım'la aramdaki güven bağına dayanarak mesela o kağıda yazıyorum 100.000 TL. Bunu Gizem Hanım'a veriyorum. Gizem Hanım'ın 100.000 liralık ürününü, malını alıyorum. Piyasada bu para yokken bir anda ben yazdım diye var oluyor. Evet. Ve bu ticareti döndüren bir kavram. Tabii. İşte biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak diyoruz ki piyasaya biz vatandaşımıza para vermemiz lazım. Bugün mesela gündemimizde ne var? Asgari ücret. Şimdi çok daha yoğun konuşulacak. Geçenlerde Meral Akşener'i dinledim. 4.000 lira öneriyor. Meral ablamı gerçekten çok beğenerek takip ediyorum. Türkiye siyasetinde çok doğru bir pozisyonda duruyor. Olması gereken işleri yapıyor. Çok takdir ettiğim biri. Ama ya dedim ki ablacığım sen de mi? Hani niye 4.000? Bu milletten kısılarak refah oluşturacaksa bugün 2.800 lira, yarın bunu 2.000 lira yapalım. Yani niye yükseltiyoruz? Devlet bunu verebiliyorsa 2.000 versin. Böyle daha iyi dönecekse insanlar biraz daha zorlansın ama devlet daha çok kâr etsin. Mesela vergiler %18 KDV, %48 yapalım abi. Niye yapmıyoruz? Bu milletten alınarak olacak bir şeyse %48 vergi olsun. İşte burada devreye ben giriyorum. Diyorum ki ve bugün ilginç bir şekilde ben asgari ücretin 10.000 lira olması gerektiğini uzun zamandır söylüyorum. Babam söylüyordu zaten. O zamandan beri biz bunu söylüyoruz. Ve yanlış anlamayın, bu 10.000 denen ödeme de güncellenmeye de muhtaç bu günler içerisinde. Daha da yukarısı olması gerekiyor. Şimdi ben TV programları izliyorum. Bütün katılımcılar asgari ücret 10.000 lira olmalı diyor. Yani herkes bu noktaya geldi. Ve biz bunu nasıl verebileceğimizi de anlattık. Çok çok uzun bir konu. Ama biz bunu veririz. Bunu devlet verebilir. Bunu uygulayabilir. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Artık hani 3.000, 5.000, 7.000, 8.000 bu ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir hastanın yarasına bir tane daha merhem sürmekten farksız bir durum. Tedavi etmiyor yani. Etmiyor. Böyle çözülmeyecek bu iş. Şimdi siz Akşener'i çok seviyorsunuz. Atatürk'ü çok seviyorsunuz. Ben herkesi çok seviyorum. Ama tabii. Herkesi çok seviyorsunuz. Bazılarını daha fazla, bazılarını daha az mesela seviyorsunuz. Mesela sizi yeni tanıdım. Çok sevdim. Hemşire... Sevgi problemimiz yok. Hani bizim ücretsiz dağıtabileceğimiz en temel yani duygumuz sevgi. O en kritik soruyu sorayım. Böyle baktığınızda Millet İttifakı'na çok çizginiz uyuyor gibi görünüyor. Millet İttifakı'na böyle bir temas var mı? Siz kitap geldi Millet bu arada. Evet, o kitabı da gösterelim. Milli Ekonomi Modeli. Gizem Hanım gösterir verirseniz. Evet. Şöyle, evet. Ben size edeyim isterseniz. Programda da canlı hediye etmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Haydar Baş'ın çok kıymetli kitaplarından biri daha. Az önce ekonominin kitabından bahsederken Hüseyin Bey de zaten Babam Haydar Baş yazmıştı. Demişti yani işte o kitap Milli var. Ekonomi Modeli. Evet efendim diyerek, gösterelim. Ekonominin Temin kitabını yazdı. Ekonominin kitabı var. Bir tane bulduk çok. Gerçek ekonominin kitabı diyebilir miyiz? Tabii ki. Vallahi Das Kapital gibi de ağır, geniş, evet, bayağı kapsamlı. Şu anda Rusya'da bu model uygulanıyor. Biz 27 Şubat 2013 tarihinde siz ittifakla ilgili unutmayın lafınızı. Unutmayalım. O can alıcı bir soru. 27 Şubat 2013'te biz Rusya'daydık. Ben de oradaydım. Rusya Meclisi'nin ismi Duma. Duma'ya gittik ve Rusya Meclisi Duma'da babam bu modeli 4,5 saat anlattı. Ve bugün Rusya'da bu model uygulanan bir model. Bugün Çin'de bu model uygulanıyor. 2008 mortgage krizinde Amerika krizden bu modelle kurtuldu. 2005 yılında yazıldı bu. Mesela burada senyoraj gelirinden bahsedilir. Vatandaşın paraya sahip olmasından bahsedilir. Şimdi teoriye çok kısa girip çıkacağım. 2005 yılında yazılan bu kitaptaki senyoraj denen fiil 2008 yılında Joseph Stiglitz tarafından QE dediğimiz, quantitative easing dediğimiz parasal niceliksel genişleme kavramıyla ekonomiye sokuldu. Bugünkü kapitalist ekonomi. Ve Stiglitz bu kavramla birlikte Nobel ödülü aldı. Ve bu kitapta yazan kavram. Dünyada hiç kimsenin bahsetmediği. Mesela kitapta biz milli paradan bahsederiz. Devletlerin kendi milli paralarıyla ticaret yapmasından. İşte döviz hakimiyetinin son bulabileceği, ülkelerin kendi para birimleriyle, kendi alın terleriyle emek ve üretimlerinin karşılığında ticaret yapabileceği tek formül milli para formülü. Bunların hepsi bu kitapta var.
Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında da bunlar uygulanacak. Gelelim şu Millet İttifakı'na. Herkes merak ediyor. Konuyu Millet dolaştırma İttifakı diyorsun. Size göz koydu mu sizde? Millet İttifakı'na sıcaklık var mı? Temaslar oluyor mu? Ki olduğuna dair aslında biz kamuoyunda bazı haberlerde gördük yani ittifak düşüncesine yakın olduğunuza dair. Doğrusunu yani sizden şöyle öğrenelim. Söyleyebilirim. Ben Bağımsız Türkiye Partisi temelde benim ittifaklara bakışım yine birçok olaya baktığım gibi çok farklı bir bakış açısı. Bana sorarsanız Türkiye'de ekonomik sistem yanlış. Eğitim sistemi yanlış, sağlık sistemi yanlış, tarım sistemi yanlış. Peki seçim sistemi doğru mu? Türkiye'de seçim sistemi de yanlış. Ama işte mecburen bu ittifak sistemine gideceksiniz. Evet, Türkiye'nin gerçeklerinden kopan insanlar da değiliz. Ama bu yanlış. Yani bu demokrasinin rahatlıkla sadece ittifak hususunda değil. %10 barajı dediğimiz kavram zaten yanlış bir kavram. Yani bu demokraside olmaması gereken bir kavram. O yüzden biz parti olarak bugünleri çözebilecek argümanlara sahip bir parti olarak ittifaklara kapımız kapalı ya da açık demiyoruz. Hiçbir konuda biz Cumhur İttifakı'nda olur musunuz? Şimdi bugün itibariyle, bugünkü siyasi fiiller itibariyle Cumhur İttifakı'yla yakınlaşmamız çok mümkün görünmüyor. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Olsa olsa Millet İttifakı o zaman. Millet İttifakı ile ilgili hiçbir resmi görüşmemiz olmadı. Hiçbir girişimimiz olmadı. Ama ben bütün siyasi parti genel başkanlarıyla sohbetlerim olmuştur. Bayramda ararım büyüklerimi. Ellerinizden öperim. Kemal Bey ile konuşuyor musunuz? Konuştum. Meral Hanım'la da konuştum. Devlet Bahçeli ile de görüştüm. Yani böyle bir ayrımım da yok. Ama şunu biliyorum. Bağımsız Türkiye Partisi devletle milleti, askerle milleti, Atatürk'le milleti buluşturabilecek, birleştirebilecek tek unsurdur bugün siyasette. Bunu ben çok iyi biliyorum. O yüzden kim bizimle birlikte olmak isterse kazanacaktır. Ama derseniz ki bir şey var mı ortada? Hiçbir şey yok. Resmi bir talep olursa da parti organlarımızca bunu tabii ki değerlendireceğiz. Millet İttifakı'ndan böyle bir teklif gelse... Şu ana kadar gelmedi. Siz sıcak bakar mısınız? Parti bu değerlendirilmeye muhtaç bir konu. Benim tek başıma da vereceğim bir karar elbette ki değil. Ama kafanızda bir şey vardır. Ya kafamızda bir şey teklifin tarzına göre değişebilir. Biraz politik, o zamanki konjonktüre göre değişebilir diyorsun. Net bir şey ortada yok. Hani çok ama bir yakışırma ben, var. Ben BTP, de çok Millet İttifakı'na... yer alacak bir parti gibi yaklaşma. Bir de öyle kıran kırana bir seçim geliyor ki o sizin en son aldığınız 100 bin oyun bile değerli olacağı bir ya biz en son 100 bin oy aldık ama şöyle yani bu 1 Kasım seçimlerindeki oy. 1 Kasım kaç aldınız? 100 bin oy aldık ama 1 Kasım 2015 yani seçimlerin tekrarlandığı, Türkiye'de patlamaların yaşandığı, siyasi ortamın iyice gerildiği o seçimdeki Haziran seçimlerinin yenilendiği seçim. Evet yani orada aslında biz seçime girmedik gibi bir şeydi zaten. Yani girmek de istemedik çünkü baktık ki süreç gerçekten kötüye gidiyor ve bir şey çıkmıyor buradan gibi bir durumumuz vardı. Beklentiniz de aslında o yöndeydi o zaman. Evet yani ama bugün itibariyle bizim oyumuz yüz binlerle ben sınırlanmayacağına inanıyorum. Çünkü ciddi bir gençlik teveccühü var. Ciddi bir gençlik hareketine dönüştük, dönüşüyoruz. Her yerde bunu görüyorum. Hatta Flash TV'de ekranlarını açtıkça bu teveccühlere kendisi de şahit olacaktır. Yani çok hızlı gidiyoruz bakalım biz. Bakalım yarın reytinglerde görürüz. Görürüz. Evet, ben aldım bilgileri. Rejiden arkadaşlarım söylüyor. İlgi oldukça yoğun. İzleyenlerin bütün sayısı da hali fazla onu da belirtelim. Şimdi tabii ben şunu da özellikle sormak istiyorum. Kongre dönemindesiniz bir yandan. Kongrelere de işte çok değiniyoruz. Keza mesela bir Mersin mitingi var CHP'nin de çok tartışılan. Bu noktada ben de şunu sormak istiyorum. Gençlerin teveccühü dediniz. Ben halkın teveccühü nasıl diyeceğim kısadan ise. Çünkü ilk kongrelerine de katılıyorsunuz. Biraz aktarır mısınız şu anki gündeminizi? Yani biz illeri tek tek gezmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir atmosfer var. Çok mutlu edici bir atmosfer var. Hem kendi adıma hem siyasi partimiz adına. Ben de kendini deneyimleyen biriyim şu anda doğal olarak. Böyle bir tecrübe daha önce edinmedim. Veya yıllara sığan bir bu konuda bir geçmişim yok. İki, bir buçuk bir sene. Bir buçuk yıllık başkanlık. Hemen bir buçuk sene mi? Evet öyle bir şey yani. Ve sonuç olarak benim adıma da çok mutlu edici bir şey oluyor. Çok ciddi bir teveccüh var. Ve şunu görüyoruz. Vatandaşımız gerçekten bunalmış. Mesela bugün şöyle bir gerçek var. İşte programdan önce anketler konuştuk. Evet. Mesela birçok anket firması şunu söylüyor. Evet hükümetten ciddi bir oy kaçışı var ama bu oyun gittiği bloklaştığı bir yer henüz yok. Kararsızlar mı çoğu? Ciddi kararsızlar artıyor. Şimdi böyle zaten bu aralar Flash TV'ye kararsızların kanalı diyoruz. Evet, mottomuz da o. Herkesi tam yerine geldi. Karar etkileyecek, evet. Tam yerine geldim.
Yani şimdi bunun bloklaşabileceği ciddi bir iddiaya sahip bir partiyiz biz. Çünkü ekonomiyi düzeltiriz. Gerçekten düzeltiriz. Bu bir iddia değil. Elimizde bir model var. Bakın bu küçümseyecek bir şey değil. Kitabı da gösterdik az önce. Yani bu hiç kimse de yok. Kim ekonomiye farklı bir bakış açısına sahip? Bugün en benimleyen siyasetçi çıksın buraya size diyeceği şudur. Biz daha düşük faizle borç alacağız, ülkeyi rahatlatacağız. Ya borçlarla bu noktaya geldik. Bunu anlamıyor muyuz? Bakın Türkiye ekonomisi niye bu noktada? Ben bunu yanımda getirdim. Şimdi bu görünüyor mu? Bunun içine bir haber var. Bu evet. Hükümete çok yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi. Haber 7. Evet arşivine Kanal baktım. Kanal 7'nin. Evet arşivine baktım. Evet. Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bir kuyu açıyor. 2007'nin haberi bu. Doğru mu? Evet. 2007'nin haberi. Bir kuyu açıyor. Su kuyusu açıyor. Su kuyusundan bir gaz çıkıyor. Su kuyusunu açtıktan sonra bu gazı görünce üniversite yetkilileri gazı üniversiteye bağlıyor ve enerji ihtiyacını bununla gidermeye başlıyorlar. Doğal gaz çıkıyor. Tekirdağ'da kuyu kazıyorlar, doğal gaz çıkıyor. Böyle bir durum. Bu haberlere çıkmış bir şey. Hani bu benim iddiam olarak kalmasın diye getirdim bunu. Ve daha sonra Amerikalı bir firma geliyor. Diyor ki biz diyor Türkiye'deki bütün yeraltı kaynaklarını, doğal gaz ve petrol işletmelerini devletten satın aldık diyor. Bunu bize vereceksiniz. Rektör o zaman bayağı mücadele veriyor. Haberlerde anlatılıyor. Ve sonunda bunu Amerikalı firma alıyor. Bu Türkiye'de bundan 13 sene önce, 14 sene önce yaşanmış bir hadise. Ekonomi niye bu durumda? AK Parti ya, iktidarında yine. 2007 yılında evet. Hı. Kimin iktidardı ben hatırlamıyorum. Ufaktık o zaman. Hatırlamak istemiyorum. Şimdi Türkiye'de doğalgaz var. Türkiye'de petrol var. Türkiye'de madenler var. Bor var. Bakın bor topraktan çıkıyor. 6 dolar ham madde olarak satıyorsunuz. İşleniyor 3600 dolar. Dünyada en büyük bor rezervine sahip ülke biziz ve biz bu borun kilosunu 6 dolara satıyoruz. İşlemek aklımıza gelmiyor veya işimize gelmiyor. Ve bugün ekranda, televizyonun ekranında, cep telefonu ekranında kullanılan birçok alanda her yerde bor madeni var. Her yerde var. Çok da zengin bir ülkeyiz yani. İnanılmaz zengin bir ülkeyiz. Biz diyoruz ki ya bunları devreye koyalım, evet. Bunları kullanalım. Bunlar bize çalışsın, başkasına çalışmasın. İşte yine bu Atatürk düşmanları çıkıyorlar. Ya biz de şeyi kullanamıyoruz madenlerimizi. Bize yasak. Lozan'da gizli madde var. İşte bütün tarihçiler çıktı. Dedi ki böyle bir madde yok kardeşim. Uydurmayın. Bunlar birer uydurma. Ve dedim ki ya biz maden işletemiyoruz da 301 tane işçimiz nerede şehit oldu? Kömür madeni. Madende şehit oldu. Bizim işletmemizde. Yani biz madenin iyisini başkalarına verdik. Karlısını başkalarına verdik. Ne kadar zahmet gerektiren. Kendimiz işletiyoruz. Türkiye şu anda yabancının cenneti. Bu o kadar kötü bir hale geldi ki bugün Bulgaristan'a da geliyorlar. Haftalık pazar alışverişlerini yapıyorlar. Burası bedava deyip gidiyorlar Avrupalılar. Bütün her anlamda ülkemizi yabancıya pazar haline getirdik. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak buna yok diyoruz işte. Yapmayacağız bunu. Bunları biz işleteceğiz. Dışa bağımlı olmayacağız. Olmayacağız. Dışa bağımlılık değil bu. Kendi kudretimizi kullanacağız. Evet. Bu faize bak yine dönüp dolaşıyorum. Öyle canımı sıkan bir konu. Faizde para mı var? Hayır, faizde paramın olması değil. Yani faiz... Ülke gerçeği faiz. Faiz zarar, faiz zarar. Ya diyorum ki kardeşim, bugün oturuyoruz buraya gelmeden önce sohbet ederken dedim ki ya geçenlerde Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Hatırlayacaksınız, hafızayı biraz zorlayın. Dedi ki öğrencilerime sesleniyorum. Kolaya kaçmayın, tembellik yapmayın, bursa başvurmayın. Kredi alın. Faizle kredi alın dedi. E şimdi milleti harama mı teşvik ettin? Nas. E böyle mi yani? Şimdi Nas da temel haram. Bir soru. Nas işte faizde haram güya. Ya haramlı helalli değil. Ama sen dedim burs alma krediye başvur dedin. Ya insanları teşvik ettiğiniz nokta bu. Ben de Çelişkiler bunu söylüyorum. Millete bunu yapmayın. Bugün mesela bir işveren gidiyor dükkanını açıyor. Vergi borcu gelmiş. Faraza söyleyelim 100 bin lira. 50 bin lirası faiz borcu. Devlet faiz borçlarını silsin. Devlet vatandaşına faizsiz kredi versin. Devlet öğrencinin faiz borçlarını silsin. Ben olursam silerim. Anında silerim. Sonra enflasyon niye oluyor? Enflasyon senin uyguladığın vergi ve cezalarla birlikte fiyatları pahalandırıyor. Bu yüzden bu ülkede enflasyon oluyor.
Evet. Evet. Şimdi bu noktada az da bir süremiz kaldı ama ben bir kadın olarak da özellikle sormak istiyorum. İşte 25 Kasım'da kadına karşı şiddetle mücadele günüydü. Uluslararası bir gündü ama bazı görüntüler izledik. İşte İstiklal Caddesi'nde dakikalarca ötede bir yerde polis müdahalesi oldu ve bu tarz görüntüler kayda geçti Türkiye genelinde. Şimdi böyle bir noktada partiniz bu konuda bir çözüm getiriyor mu kadına karşı şiddeti durdurmak için ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açınız nasıl? Kısaca özetleyebilir misiniz son dakikalarda? Şimdi şöyle, kadına şiddet tweet atarak bitmiyor, konuşarak bitmiyor, eylemle bitmiyor. İki tane temel problem var, bunu her yerde söylüyorum. Temelinde şunlar yatıyor. Bir, kadının ekonomik özgürlüğünün olmaması. İki, eğitim problemimiz. Biraz da şey yok mu ya, dinsel muhafazakar? Bence yok yani. Dinden kaynaklanan muhafazakarlık, yani kadını eve hapsetme. Bu diğer dinlerde de vardı geçtiğimiz yüzyıllarda, bu sorunu çözdüler. Şimdi bizde sanki biraz o da yok mu? Üçüncü bir faktör olarak. Ya bence yok ama böyle yorumlayan birileri var mı derseniz bilemem bunu. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesinde sanki o faktör var dipte gibi duruyor. Yani bir gireriz oraya ama önce şunu söyleyebiliriz. Kadının ekonomik özgürlüğünün olmaması, bakın Anadolu'da bu çok daha fazlasıyla var. Bunlar bizim haberlerde görebildiklerimiz. Bir de göremediklerimiz var. Hiçbir şekilde yansımayanlar var. Ne var burada? Binlerce, on binlerce kadınımız şu pozisyonda. Ya benim sığınacak bir limanım yok ki. Ben bu evden çıkıp nereye gideceğim? Bu psikolojiyi yaşıyor. Tabii. Ve dolayısıyla dünyanın altında ezileceğimi, kocamda işte biraz zulüm görür yaşarım psikolojisiyle ve sonu ölüme kadar giden bir süreç başlıyor. İşte burada biz parti olarak kurulduğumuz günden beri bunu söyleriz. Ev hanımı maaşı parti programımızda vardır. Her ev hanımı maaş alacaktır. Bunun ekonomik gerekçeleri de vardır. Bunların hepsi bir tarafa. Kadına şiddeti bitirebileceğin en temel argüman budur. Kadın evinden çıktığı zaman özgürlüğünü eline alabilmiş olmak zorunda. Bunu yaparsa devlet, devlet buna sahip çıkarsa ne olacaktır? Kadın rahatça hareket edebilecektir. Bakalım o adam ona el kaldırabilecek mi? İkincisi de eğitim problemimiz. Yani hem evindeki eğitim, ya bu şiddeti uygulayan, canavarca hisle davranan insanlar da bir annenin çocuğu. Bir kadından eğitim almış. İkinci aşamada bir okulda, sizin okuduğunuz, benim okuduğum okullarda eğitim görmüş insanlar. Temelde bu problem var. İşte biz bu eğitim problemini de aşmamız lazım. İnsanlar birbirini dinlemiyor, anlamıyor. Yani çocuk başını şuraya vurduğunda, diyorsun. Yani suçlu başını vurduğu yer. Böyle eğitilmez bu çocuk. Güçlünün güçsüzü ezdiği bir düzen. Mesela bugün muhalefet ettiğiniz için cezalandırılabiliyorsunuz. Hükümette bunu gören bir vatandaş ne yapıyor? Ben de güçlü olduğum insanları ezebilirim diyor. Komple topyekun bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Eğitimdeki reformla birlikte kadınımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturursak Türkiye'de bir tane vaka yaşanmaz. Çok net söylüyorum. Ama siz kadını kocasına mahkum hale getirmeye devam ettikçe bu vakalar artar. Çünkü insanlar canavarlaşır. Bu böyledir. İnsanın doğasında vardır. İstanbul Sözleşmesi peki? Ya İstanbul Sözleşmesi, ben hiç açıp okumadım İstanbul Sözleşmesi'ni ama ya İstanbul Sözleşmesi duyduğum kadarıyla, medyadan takip ettiğim kadarıyla kaldırılması çok yersiz bir durum. Hani burada belli bir oy potansiyelini muhafaza etmek adına hükümetin bir faaliyeti. Yoksa İstanbul Sözleşmesi'ni niye, hani bir sözleşme toplumun ahlakını niye bozsun? Hani ne zarar olabilir ki? Kadını korumakla aslında yükümlü olduğu söylenen de bir şey. O tarafıyla zaten hani burada en çok karşı çıkılan öğe işte toplumun ahlak yapısını bozuyor diye ben çok duydum bunu. Niye bir sözleşme bir neden sözleşme bozabilir? Nasıl ahlak bozar? Nasıl bozabilir? Yani bunun bir mantığı yok ki. Ahlaksızlık sözleşmesi. Ama Türkiye'de şunu bilmemiz lazım. Kadına şiddet konusunda da veya diğer bütün hususlarda da Türkiye'de hukuk problemi yoktur. Bakın ben hukukçuyum. 4 yıl hukuk fakültesi eğitimi aldım. Kanunlarımız eksik değildir. Türkiye'deki eksik kanunların uygulama alanlarındadır. Ve her hususta böyledir. O yüzden yetkililere de buradan tekrar seslenelim. Bu konuda lütfen ivedilikle ve acelelikle hareket etsinler. Kanunların uygulandığı her alanda hem ekonomik hem siyasal hem toplumsal anlamda Türkiye rahatlayacaktır. Çünkü bizim kanunen bir eksiğimiz yok. Kanunlar yerli yerinde duruyor. Uygulamada. Uygulanmayı bekliyorlar. Hatta kendi kendilerine
niye uygulanmıyoruz diye soruyor bile olabilirler. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bizlerleydi. Basın kulübünün ilk diliminde. Kendisini uğurlayacağız. Birazdan dakikalar sonra aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.